Herkese merhaba. Daha önce PlayStation aksesuarlarıyla ilgili bir video hazırlamıştım. Ardından PC aksesuarlarıyla ilgili çok fazla istek oldu. Ve şimdi arkadaşlar biliyorsunuz bir PC oyuncusunun en önemli 3 aksesuarı kulaklık, klavye, mouse önerisiyle karşınızdayım. Sadece PC değil aynı zamanda konsolda da klavye ve mouse önerisi istemiştiniz. Şimdi arkadaşlar şu karşınızda gördüğünüz ikili aynı zamanda konsolda da çok iyi çalışıyor. Çünkü biliyorsunuz konsollarda her klavye mouse çalışmıyor. Bununla birlikte zaten videonun ilerleyen kısımlarında PlayStation ve Xbox'ta testlerimiz olacak. Gaming.tr'de Razer kulaklık, klavye ve mouse'larda harika indirimler var. Razer'la birlikte sizler için 3 tane fiyat performans ürünü seçtik. Ve özellikle bu ürünlerde ekstra indirim bulunuyor. Linklerini açıklama bölümüne bırakacağım zaten. Bu arada Kraken kulaklığın kedi kulağı aksesuarı olmayan versiyonu da var. Ondan da bahsedeceğim. Tabii ki onun da linkini açıklamaya bırakacağım. Her zaman olduğu gibi hızlı bir kutu açılımı yapacağız. Genel ve fiziksel özelliklerinden bahsedeceğim. Daha sonrasında PC ve konsolda oyun testlerimiz olacak. Tabii ki ardından size deneyimlerimi aktaracağım arkadaşlar. Lütfen abone olarak beğen butonuna basarak desteğinizi göstermeyi unutmayın. Sorularınız olursa yorumlara, yorumunuz yoksa da yorumlardan selam gönderebilirsiniz. Hadi bakalım Razer'la bu harika üçlemenin incelemesi başlasın. Listemize Razer Huntsman V2 10 Keyless klavye ile başlıyoruz arkadaşlar. Hadi bakalım kutu açalım önce. Huntsman V2 10 Keyless küçük ve kompakt bir klavye. ESL eSports resim ürünü ayrıca. Sağlam, güzel, sert bir kutu yapmışlar arkadaşlar. Hemen şöyle arkasını çevirelim. Ürünle ilgili genel bilgilerin olduğu arka yüzü var. Arkadaşlar bu bantların normalde kolay sökülebilir. Çek çıkar özelliği var ama ben onu kullanmıyorum. Çünkü o bantları söktüğümüzde kutularda renkler, lekeler kalıyor arkadaşlar. Onu sevmediğim için ben klasik yöntemle devam ediyorum. Hadi bakalım açalım. Şöyle. Tak. Bayılıyorum kutu açmaya. Evet. Şöyle yapalım. Karşımızda klavyemiz. Şurada hemen. Örgülü, çıkabilir bir USB Type-C kablosu var. Bu bize klavyenin taşınması konusunda avantaj sağlıyor. Yani ürünü taşıyacağınız zaman etrafında sarmıyorsunuz arkadaşlar. Sarmak kabloya zarar verebiliyor. Bu eSports klavyesi olduğu için birçok profesyonel oyuncu bunu yanında taşımak isteyebiliyor. O yüzden çıkarılabilir bir USB kablo olması çok mantıklı olmuş. Klavyemizi şöyle alalım. Kompakt, çok güzel görünen klavyemiz çıktı. Ve ayrıca arkadaşlar bir de ergonomik bileklik var. Altı sert. Tutunabilen ayakları var, kaymayan, çok yumuşak, Razer logolu, güzel bir bileklik. Şu paketimizi açalım. Ta-ta! Ulan rengi ne kadar güzelmiş ya arkadaşlar. Şu arkadaki çizgiler grafiti sanatı tarzında ve ayrıca WASD'nin parlak, farklı bir renkte olması, sarı renkte olması çok dikkat çekiyor. Özellikle loş ortamda, karanlık ortamlarda oyun oynarken bazen arkadaşlar bu WASD'nin yerini falan kaçırabiliyoruz. O heyecanla falan. Bu gerçekten çok çok güzel olmuş. Ayrıca ince tasarımı, güzel çerçevesi var. Hemen şu bilekliğini de göstereyim. Şu bilekliği de arkadaşlar buraya dayadığımızda bilek desteği için gerekli düzeni sağlamış olacağız. Bilek desteği bileklerimizdeki baskıyı azaltmak için bileklerimizin ve klavyenin hizalanmasını sağlıyor. Yani bir nevi yükü alıyor. Böylece uzun süre oyun oynarken bileklerimiz daha az yoruluyor. Klavye teknoloji olarak kırmızı red switch kullanıyor. Kırmızı red switch klavyeler arkadaşlar oyuncular arasında çok popüler. Çünkü bu tuşlar ani tepki ve daha hızlı yanıt verebiliyor. 0.2 milisaniye yanıt süresiyle ikinci nesil optik anahtarlar manyetik anahtarlardan 3 kat daha hızlı. O yüzden red switch hızlı tempolu FPS oyuncularının favorisi. Huntsman ayrıca Razer Chroma RGB yüksek özelleştirilebilir aydınlatmaya sahip. Huntsman V2'nin renklerini ve animasyonlarını Synapse programı ile istediğimiz gibi özelleştirebiliyoruz. Birbirlerinden çok farklı muhteşem ışık animasyonları ve renk seçenekleri bulunuyor. Chroma RGB bu konuda gerçekten çok başarılı. Biraz da sesini dinleyelim mi, ne dersiniz? Şimdi zaman kaybetmeden sıradaki kutu açılımına geçelim. Çünkü ardından kullanım ve oyun testlerimiz olacak, sabırsızlanıyorum. Sırada Razer Dead Other V2 Halo Infinite Edition Optic Mouse var. Benim de uzun süredir kullandığım, en çok sevdiğim mouse olan Dead Adder'ın Halo Infinite temalı sürümü. Konsol tarafında Xbox özel oyunlarından bir tanesi kendisi biliyorsunuz. PC tarafında da var. Hem de bugün arkadaşlar konsolda da test edeceğiz. Bence PlayStation ve Xbox'ta oynamak için de güzel bir temaya sahip. Arkada özelliklerini gösteriyor. Şuradan açabiliriz. Hadi bakalım. Şöyle yapalım. Optik mouse. Kablolu. Biraz zor oldu ama Dead Adder'ı kutusundan çıkarabildim. Bu arada kutusundan kullanım kılavuzu haricinde Halo Infinite için ekstra DLC'si var. Oyuna sahip olanlar ya da Game Pass üzerinden indirdiğinizde bu kodu kullanabiliyorsunuz. Ben bu mouse'un ergonomisini çok seviyorum. Dünya çapında e-sporcuların kullandığı ödüllü bir seri aslında. İlk kullanmadan önce neden bu kadar çok seviliyor diye anlayamamıştım ama ne zaman elime aldığımda o zaman anladım. Avuç içi kavraması mükemmel ve gereksiz hiçbir tuş ve karmaşa yok. Silahlı oyunlar için tasarlanmış eğrilere ve çizgilere sahip. Yani bu kadar sade, abartısız bir tasarımın avuca bu kadar oturması gerçekten harika.
harika. Kaliteli bir örgülü kabloya sahip. SpeedFlex diye geçiyor arkadaşlar bu kablo ve gerçekten esnek. Bu esnekliği sayesinde de hızlı ve akıcı şekilde kullanım sağlıyor. Altındaki fare ayakları yüksek kalitede PTF ile yapılmış. Yapışmaz tencere ve tavalarda kullanılan bir malzeme arkadaşlar bu. Herhangi bir yüzeyde kaydırarak rahatça kullanabiliyorsunuz. Gerçekten arkadaşlar çok rahat koyuyor. Tuş takımını kullanmak ve tıklamak oldukça hissiyatlı. Tıklama mesafesi çok alçak, o yüzden çok seri şekilde basabiliyorsunuz arkadaşlar. Focus optik sensörü kızılötesi ışın kullanıyor ve 20.000 DPI ile %99.6 neredeyse %100 çözünürlük doğruluğuna sahip. Bu da en ince hareketleri bile takip edebildiği anlamına geliyor. Yani eğer oyunda kendine güveniyorsan bu mouse'la ıskalaman pek de mümkün değil. Bu arada Razer Snaps 3 programıyla tamamen yapılandırılabilir, 8 programlanabilir lüğmesi var. Ve Razer Kraken Kit Edition kablolu oyuncu kulaklığı. Hadi bunu da açalım. Kraken Razer'ın en köklü kulaklık serilerinden bir tanesi. Kit haricinde kulakları olmayan arkadaşlar daha karizmatik Kraken V3 RGB 7.1 Surround modeli de bulunuyor. Özellikle genç ve bayan oyuncularımızın ilgisini çekecek bir oyuncu kulaklığı. Erkekler için siyah ve bayanlar için de pembe renk seçeneği bulunuyor. Alıştığımız sert kutu seçeneği yerine arkadaşlar bu kez içini görebilmemiz için şeffaf bir kutu da gelmiş. Arka tarafını çevirdiğimizde de özelliklerini gösterdiği resimli arka plan bulunuyor arkadaşlar. Hadi bakalım kutu açılımı yapalım. Bakalım nasıl bir şey çıkacak. Şöyle açtık. Çok şirin değil mi arkadaşlar? Gerçekten çok tatlı duruyor. Hemen yerinden şöyle çıkartalım. Kaliteli örgülü kablosuyla tip A girişi bağlantıya sahip. Şöyle ilk elime aldığımda şuralar alüminyum arkadaşlar. Kaliteli ve sağlam duruyor. İç tarafı kumaş. Kulaklıkların iç tarafı da kumaş arkadaşlar. Kumaş olması iyi çünkü kafayla temas eden yerlerin terlememesi açısından daha iyi. Üst tarafı deri tarzında bir dokuya sahip ve Razer yazıyor. Bununla birlikte arkadaşlar şu kulakları da açalım. Kulaklığımızın kulakları var. Düşünebiliyor musunuz? Kulaklı kulaklık. Kulaklığımızın kulağı var. İlginç. Evet arkadaşlar bu arada mikrofon içeri ve dışarı doğru girebiliyor. Mikrofonda gürültü önleme özelliği var. Yani dıştaki sesleri kesiyor ve bu şekilde karşıdaki kişiyle daha rahat sesli olarak görüşebiliyorsunuz. İçe doğru şöyle girmesi de çok rahat olmuş. Derli toplu olmuş arkadaşlar. Güzel görünüyor. Pedleri yumuşak, pufidik ve konforlu hissettiriyor arkadaşlar. Pedlerin hemen ortasında 50 mm çapında sürücüler bulunuyor. Daha önceki kulaklık videolarında da anlatmıştım arkadaşlar. Bu 50 mm'lik sürücüler geniş ses aralığı sunuyor. Kulak pedi olarak cooling gel kulak yastıkları kullanıyor. Bu pedler yoğun ve uzun oyun sürelerinde ısı birikimini azaltarak arkadaşlar oyun sırasında gereken konforu sağlıyor. Kulaklarda bulunan hem de yanlarda bulunan Razer Chroma RGB ile yüksek özelleştirebilir aydınlatmaya sahip bir oyuncu kulaklığı. Synapps programıyla istediğimiz gibi renkleri ve animasyonları özelleştirebiliyoruz. Testlerimize başlamadan önce bir karşılaştırma yapmak istiyorum arkadaşlar. Standart klavyeye göre daha kısa olması mousepad'in üzerinde daha fazla yere sahip olmamızı sağlıyor. Bu mesafe hiç azımsanacak mesafe değil arkadaşlar. Mouse'da kısa mesafe varken diğer tarafta daha geniş kullanım imkanı sunuyor. Bu özellikle FPS ve rekabetçi oyunlarda büyük avantaj sağlayacaktır. İlk oyunumuz PC üzerinden oynayacağımız Valorant. Biliyorsunuz arkadaşlar klavye ve mouse konusunda çok önemli bir yere sahip. Valorant'ta başlıyoruz. Mouse'un tepkisi çok güzel arkadaşlar. O kadar anlık güzel tepki veriyor ki arkadaşlar. Tüm kontrolün sizde olduğunu hissediyorsunuz. Vallahi çok güzel ince ince görebiliyoruz mouse'la. Güzel. Gayet güzel. Ay. Var mı başka gelen? Gerçekten çok güzel arkadaşlar. İşte bu. Konsol olarak ilk PlayStation 5'e bağladım arkadaşlar. Bağladığınız anda zaten sistem otomatik olarak görüyor. Klavyenin ok tuşlarında artık sağa sola gidebiliyorum. Hadi bakalım. Call of Duty dedik. Enter. PC ile aynı tuş takımlarını kullanıyor. Mouse'un sağ tuşuyla nişan alıyorum. Shift ile fokus alıyorum. Nefes tutuyorum ve ateş ediyorum. Headshot. Konsol üzerinde klavye mouse desteği veren tüm oyunları PC keyfiyle oynayabilirsiniz. Sıra geldi klavye ve mouse'la Xbox keyfine arkadaşlar. Hemen şöyle enter yapalım. Bu arada escape enter falan muhabbeti çok iyi. Giriş yapılıyor. Aynı PC'de olduğu gibi PC ile aynı şekilde mouse'u kullanabiliyoruz. Ya şaka gibi arkadaşlar ya bayağı PC gibi oynuyorsunuz ya. Oo. Tabii şimdi konsoldakiler arkadaşlar gamepad'le oynuyorlar. Bu nasıl bir eleman ya, çok hızlı hareket ediyor. Mouse'un gücü. Adam tabii gamepad'le uğraşıyor arkadaşlar. Biz çatır çatır vuruyoruz adamları. Ayıp ya bize. Gerçekten çok ayıp.
Buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Ürünlerin linklerini videonun altındaki açıklama bölümüne bırakıyorum. Lütfen abone olarak, beğeni butonuna basarak desteğinizi vermeyi unutmayın. Yorumlarınız olursa bekliyorum. Yoksa da yorumlardan selam gönderebilirsiniz. En yeni ürünleri biliyorsunuz sizler için inceliyorum. O yüzden anında haberdar olabilmek için arkadaşlar bildirim zilini açmayı unutmayın. Beni bu arada Instagram'dan Konsoluk TV olarak da takibe alabilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki haberlerde, gündemlerde, oyunlarda ve incelemelerde görüşmek üzere. Herkese iyi günler, iyi oyunlar.